Evet arkadaşlar, hepinize bir pazar sabahından merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir, morallisinizdir. Galatasaraylılar hariç tabii, moralleri bozuktur. Ben de Galatasaraylıyım ama gördüğünüz gibi gülümsemeye, gülmeye devam ediyorum. Niye? Umurumda bile değil çünkü. Şimdi dün oynanan maçta, Süper Kupa finalinde Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0'lık çok net, harika bir skorla, harika sayılabilecek bir futbolla sürklase etti, yendi. Kendilerini tebrik ediyoruz. 10 numara 5 yıldız Beşiktaşlılar için bir moral oldu. Güzel oldu. Okan Hoca'nın foyası meydana çıktı. Yani buradan biz neyi anladık mesela? Okan Hoca eşinden boşandı. Icardi eşinden boşandı. İkisi de dün sıfırın altındaydı. Icardi'nin ayağına top değmedi. Maçı izlemeyenleriniz varsa ya da istatistiki bilgilere bakacak olursanız Icardi'nin ayağına neredeyse top değmedi abi. 90 dakikada, 100 dakikada 3 defa belki değmiştir. Belki o da. Mesela farklı konulara değineceğim buradan ama hemen şey yapmayın, geçmeyin. Batshuayi denen bir tip. Galatasaray taraftarı Batshuayi için bir şarkı bestelemişti Fenerbahçe'de oynarken. İşte vasıfsız Batshuayi, onlarda o var falan şeklinde. Yani ayağına ya da kafasına 5 defa top geldi. 5'ini de ezdi ikinci 45 dakikada. Komik hareketler yaptı. Gerçekten çok komikti. Hele ceza sahasında bir çalım atma girişimi var. Evlere şenlik. Bizim mahallede top oynayan çocuklarımız ondan çok daha iyisini yaparlar. Bu adamı nasıl aldınız abi? Galatasaray'da çok iyi transfer işi yapan, bu işleri çok iyi beceren bir ismi kaçırdınız siz. Transferin başındaki. Efendim neydi? Onun da ismini hep unutuyorum. Kaçırdınız. Çok güzel. Eyvallah. Sezonun başında bu tip skorlar olabiliyor. Bunu biliyoruz. Mesela aynı statta Galatasaray ile Fenerbahçe oynamıştı bir kupa finalinde. Galatasaray Hakan Şükür'ün de 3 golüyle 5-1 yenmişti mesela. Şimdi futboldur. Oynandı. Beşiktaş yeni bir teknik direktörü var, ismini bilmiyorum. Adam süper bir taktikle önde baskı yaparak Galatasaray'ı bozdu. Galatasaray futbolcular zaten 2 yılın verdiği şampiyonluk hissiyle zaten eleklerini duvara, hırs kalmamış yani Galatasaraylılarda. Beşiktaşlılarda bir hırs var. Harika bir denebilecek bir futbol. Haddini bilerek oynadılar. Hatta ilk golü attılar ya ona 35. saniyeden sonra. Şu böyle dakika daha 15 falan top şey yapıyorlar yani, vakte oynuyorlar. İşte kaleci degajı zor, geç kullanıyor bilmem ne. Hani vakit geçirmeye oynuyorlar. Sonra bir baktılar ki lan hiç gerek yok ki buna. Biz 2-3 de atabiliriz. Bu Galatasaray'da bir şey yok hesabı. Buraya kadar gayet güzel, keyifli bir futbol akşamı oldu. Siz eğer bunu bu şekilde tanımlayabiliyorsanız siz gerçekten mantıklı bir futbol seversinizdir benim gibi. Mantıklı. Ama yok, taraftarsanız dünkü maçın sonunu bile beklememişsinizdir. Ya kardeşim, ekmeğini suyunu Galatasaray mı veriyor? Fenerbahçe mi veriyor? Beşiktaş mı veriyor? Allah aşkına. Senin çocuklarını onlar mı okutuyor? Hayat mücadelesini o takımlar, o kulüpler mi seninle birlikte veriyor? Çok saçma. Ne kadar saçma bir düşünce olduğunu ileride anlayacaksınız. Beşiktaş kazan, oley falan, tamam çok güzel. Ne olacak şimdi bugün? Bugün ne değişti Beşiktaşlılar için mesela? Moral, motivation, o tamam falan. Sonra faturaları kim ödeyecek oğlum? Kızım? Değil mi? Tabii buna böyle bir hani bir keyif olarak
olarak bakmak lazım. Çok da şey etmemek lazım. Mesela videolarda şunlar dönüyor. Hep görüyorum. İşte 3 takımda, 3 büyük takımda birbiriyle dalga geçen videoları Instagram'da, Facebook'ta, orada burada dolaştırıyorlar. Videoların içeriklerini biliyorsunuz. İşte Galatasaraylı futbolcu, işte Galatasaraylı futbolcular yere düşme antrenmanları yapıyorlar. Kimse dokunmadan falan. Videolar bu şekilde. İşte yazmışlar, işte Galatasaray Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı işte. Neymiş? Buradan anladığımız Galatasaraylı futbolcular kendilerini yere atıyorlar. Aynı videoları Galatasaraylılar Fenerliler için de yapıyor. İşte Fenerliler penaltı çalışması yaptı. Ceza sahasının dışında 5 metre önce çelme takılan futbolcu gidip ceza sahasının içinde düşüyor. Hakem penaltı veriyor falan gibi komik videolar falan. Buradan bize şunu anlatmaya çalışıyorsunuz değil mi sevgili cahil taraftarlar? Yani biz ne anlamalıyız buradan? İşte Galatasaraylı futbolcular kendini yere atan futbolcular. İşte Beşiktaşlılar tekme atarlar, kart görmezler. İşte Fenerliler faul olmadığı halde ceza sahasında düşme antrenmanları yaparlar. Penaltı alırlar. Şimdi bireysel olarak bazı futbolcuların birçoğunun bu tip sahte hareketler, sakatlanma numaraları, bilmem neleri yaptığını biliyoruz. Özellikle Türkiye'de bunların çok olduğunu biliyoruz. Avrupa futbolunda bunun geçerliliği yok, olmuyor. Ama Türkiye'ye gelen yabancı futbolcu burada kuralların böyle olduğunu biliyor. Hemen gelir gelmez adapte oluyor. Arkadaşları da, teknik direktörü de ona söylüyor. Yat yat yerde yat, ayağın sakatlık numarası yap falan. Futbol burada iğrençleşiyor. Yani şöyle düşünün. Siz mesela bir Fenerbahçeli futbolcuyla, Fenerliler kendilerini yere atıyorlar kardeşim, şunu yapıyorlar, sahtekar bunlar işte, vakit geçirmeye oynuyorlar falan gibi mesela kötü yakıştırmaları yaptın Fenerbahçeli futbolcular. Bak kardeşim, bu yakıştırmaları yaptığın zaman bunların karşılık bulabilmesi için, yakıştırma ve suçlamaların karşılık bulabilmesi için benim şunu anlıyor olmam lazım. Bir tane okul var orada, Fenerbahçe okulu. Bütün futbolcular, Fenerbahçeli futbolcular o okulda okuyor. Oradan mezun oluyor. Fenerbahçelilik kültürünü alıyorlar. Futbol son okulunda aşamalarını da bitirdikten sonra teknik direktörleri kimi daha iyi görürse mesela onu sahaya sürüyor. Ve Fenerbahçeli futbolcular kendilerini yere atıyorlar. Evet, o zaman ben derim ki kardeşim, sizin okulunuz ne ki, futbolcunuz ne olsun derim mesela. Fenerbahçe'nin okulundan mezun olan futbolcu kültürü belli, bilmem nesi belli, futbolu belli, ahlakı belli. Onlara ne yüklüyorsanız, ne öğretiyorsanız orada, gelip burada sahada pislik yapıyorlar. Ama Galatasaray'da Mektebi Sultani öyle mi? Galatasaray'ın futbol disiplini, öğretisi, bilmem nesi çok daha farklı Fenerbahçe'den. Çok daha iyi. İşte Beşiktaş'ınki şöyle. Dolayısıyla Beşiktaş'ın futbolcularının karakterleri mezun olduktan sonra şu şekilde evriliyor. Sahaya da bu şekilde yansıyor. Der bir yorum yapabilirim eğer ki böyleyse. Ama öyle değil. Nasıl? Futbolcuların yarısından çoğu yurt dışından gelmiş yabancı futbolcular. Ona Fenerbahçeliliği nasıl yüklediniz? Mesela nasıl yükleyebiliyorsunuz ona Fenerbahçeliği abicim? Parayı verdin, sen o futbolcuyu aldın. Hani düne kadar Batshuayi falan diyordunuz. Fener'deydi. Bugün Galatasaray'a gelmiş. Şimdi Galatasaray-Fener maçında ona küfür edeceksiniz değil mi? Sizin kapasiteniz bu kadar işte. Futboldan anladığınız bu. Adam parayla oynuyor. Para, para. Onun için en geçerli akçe para. O gelir. Kim parayı veriyorsa gider ona. Futbolunu oynar. Ondan sonra elinden geleni yapar. Teknik direktörü ona ne dediyse o şekilde oyununu oynar. Yere yat dedilerse yere yatar, bilmem ne yapar, gider.
Madem bu böyle değil, hiç kimse okuldan mezun olmadı. Dışarıdan futbolcuları alıyorsunuz. Onlara Fenerbahçeliliği, Galatasaraylılığı, Beşiktaşlılığı nasıl yüklüyorsunuz da oradan bir anlam çıkarmaya çalışıyorsunuz? Bir deyin bakalım. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Nasıl oluyor? Yani ben anlamıyorum. Ben mesela Icardi çok iyi bir Galatasaraylı ya. Ya ne diyorsun abi sen ya? Icardi. Parasına bakar. Hadi bu sezon para almadan bedava oynayacağım diyen futbolcu var mı? Yok. Boş mukaveleye imza atıyorum diyen bir yabancı var mı? Yok. Yerliler bazen yapıyor, yapabiliyor ara sıra. Yani demem o ki arkadaşlar, futbol işleri, bu sinek ölmek istiyor. Oğlum parfüm de sürmedim lan, siktir git. Futbol işleri, boş işler. Böyle arada bakacaksanız da keyif için. Amigoluğunu, taraftarlığını yapmayın. Bakın size bir sosyolojik açılım yaptım. Sizin ne kadar aptalca düşündüğünüzü burada anlattım. Yani benim bir yerde Galatasaray'ı savunuyor olmam için Galatasaray'ın bir okulu olması lazım. Bütün futbolcuların o okulu bitirmiş olması lazım. Galatasaraylılık kimliğini, karakterini o okulda edinmiş olması lazım bu futbolcuların. Ki ben ondan sonra diyebileyim ya bu Galatasaraylılar var ya falan. Ha, öyle bir şey yok işte. Görüyorsunuz. Parayla gelip oynayan insanlar bunlar. Anyway biz başa dönelim. Beşiktaş'ı tekrardan tebrik ediyorum. Etkilendik mi? Ben bir Galatasaraylıyım. Etkilendik mi? Hayır. Uyarıldık mı? Elbette hayır. Güzel oynayan, hak eden kazansın. Okan Hoca'nın Avrupa'da yetersiz olduğunu daha önce defalarca söylemiştim. Yetersiz belli. 3 yedin, 5 yedin. Dandik takımlara elendin. Ya işte bir Manchester galibiyeti var deplasmanda. Ama bu seni kurtarmaz. O gün futbolcuların iyi oynadı. Manchester kötüydü. Galatasaraylılar yendi. Sen madem iyiydin, Manchester'ı yendin, diğerlerini de yenecektin. Şampiyonlar Ligi'nde devam edecektin. Bu sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Ne olur ne olmaz ben bilmiyorum ama hani ben bu taktikle Okan Hoca'nın ben mental olarak özellikle boşandıktan sonra ben bittiğini, değişmesi gerektiğini düşünüyorum ve yabancı işi çok daha iyi bile. Mesela Mourinho'nun Fenerbahçe'ye çok şey katacağını düşünüyorum. Bakın ligi ikinci, üçüncü bile bitirse hiç fark etmez. Avrupa'da ben yani bir futbol mantalitesinin, bir hocanın nasıl olması gerektiğini Fenerbahçe'ye aşılayacak en azından o adam. Alacağı skorlar benim için çok önemli değil. Avrupa'da iş yapabileceğini düşünüyorum. Evet, böyle bir kupa finali biraz da sosyolojik açılımıyla biraz da felsefe yaparak size anlatmaya çalıştım. Hepinize keyifli pazarlar. Artık ben de kahvemi içeyim. Kelimelerden bazılarını belki yanlış kullanmış olabilirim. Ayılmadım daha. Afyon patlamadı. Hoşça kalın.